Herkese merhabalar. Ben Hüseyin Taşkın. Bu videomuzda örnek olarak seçtiğimiz bir fotoğraf üzerinde çeşitli renk tonlamaları yapacağız. Daha önceden ayarladığım şu fotoğraf üzerinde dilerseniz işlemlere başlayalım. Fotoğrafımız RAW olarak çekildiği için Photoshop'un içine düşmeden direkt bizi böyle bir pencere karşılıyor. Burada RAW ile ilgili bir takım ayarları yapmamız gerekecek. Çünkü fotoğraf biraz açık çekilmiş. Dijital makineler genellikle profesyonel ya da yarı profesyonel fotoğraf makineleri bize çok fazla canlı ya da çok fazla kontrastlı sonuçlar vermez. Bu aslında bir avantaj. Genel olarak RAW çekenlerde bir hayal kırıklığı gözlemliyorum. Aslında bu bizim için çok önemli bir avantaj. Nihayetinde çok canlı çok kontrastlı bir fotoğraf gri alanın Azalması anlamına geleceği için tolerans çok fazla olmuyor ve yapacağımız her türlü işlemde fotoğrafın deforme olma ihtimali daha çok yükseliyor. Ee, gördüğümüz gibi histogramdan gri alan çok fazla var bu fotoğraf üzerinde ama biraz açık çekildiği de e, gözüküyor fotoğrafın. Bunun için öncelikle raw penceresi üzerinde tavsiye odur ki e, pozlama ayarını gözden geçirmek gerekiyor. Exposure çubuğundan pozlamamızı biraz kısıyoruz. Şöyle bir e, değer uygun olacaktır. Eksi 1'e getirelim hatta. Evet daha sonra kontrast seçeneğine geliyoruz. Kontrast seçeneğinde bahsettiğim üzere çok fazla arttırmak bizim için bir avantaj sağlamıyor. Aksine dezavantaj e, sağlıyor. Mümkünse kontrast ayarını Photoshop içerisinde yapacağımız işlemler varsa orada yapmak hatta o işlemlerin biraz daha sonlarına doğru yapmak bizim için daha faydalı olacaktır. O yüzden kontrast ayarıyla çok fazla uğraşmıyorum. Varsa fotoğraf üzerinde patlamış noktalar, onları da highlights seçeneğinden tolere edebiliyorum. Bu fotoğraf üzerinde çok fazla Patlamış diyebileceğimiz bir yer yok ama eğer ki şuradaki ya da şuradaki açıklık bizi biraz rahatsız ediyorsa orayı da highlights çubuğunu biraz kısarak buradaki dokuyu biraz daha belirgin hale getirmeye çalışıyoruz. Fotoğrafımızın genel ayarlarını bu şekilde yaptıktan sonra diğer seçenekler üzerinde bahsetmeyeceğim. Onları başka bir fotoğrafı düzenlerken üzerinden geçeriz. Bu fotoğraf için kafi olabilecek ayarlar bunlar. Burada ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Daha önce şu menüyü incelemiştik, Adjustment Brush menüsünü. Bu defa ise baştan 5. sırada olan Targeted Adjustment Tool özelliği ne işimize yarar? İçerisinde neler var? Onlar üzerinde biraz konuşalım. Buraya tıkladığımız anda, eğer ki yanında küçük bir Üçgen varsa şu şekilde, bunun alt menüsü olacağı anlamına geliyor. Örneğin burada hemen yanındaki crop'un altında da alt menüler var. Butona basılı bir şekilde bastığımız zaman alttaki seçenekleri de görmüş olacağız. Burada hue, saturation, luminance, grayscale, mix gibi e, ayarları görüyoruz. Dilerseniz bunlardan bir tanesiyle başlayalım. Hue seçeneğiyle başlayalım. Dikkat ederseniz huya bastığım anda yandaki ayar paleti de değişmiş oldu. Burada çok basit bir şekilde renk düzenlemeleri, renk geçişleri yapıyoruz. Örneğin burada bariz olarak kazak rengi var. Zaten diğer yerlerde de çok fazla bir renk seçeneğimiz yok. Kazan üzerinde herhangi bir noktaya tıkladığımız zaman ve mouse'u bırakmadan sağ ya da sola hareket ettirdiğimizde renklerin değiştiğini görmüş olacağız. Yalnız bu sadece hani biz e, psikolojik olarak kaza değiştirmek istediğimizi biliyoruz. Ama e, bu renk fotoğrafın başka bir yerinde olsaydı yine oradaki renk de değişmiş olacaktı. Buradaki avantajımız bu rengin sadece e, kazan üzerinde olmasıdır. Evet tekrardan tıklıyorum. Mouse'u bırakmadan sağa ya da sola giderek renk geçişlerini Görmüş oluyorum aynı şekilde sağ veya sola değil aşağıya da yukarı yaptığımızda da benzer bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Bu seçeneği burada eğer ki photoshop içerisinde yapmak istemediğimizde çünkü photoshop içerisinde de yine benzer bir takım kolay yönden halledeceğimiz araçlar mevcut. Ama ben raw üzerinde yapmak istiyorum derseniz buradan yapabilirsiniz. Diyelim ki öyle yaptık ve Saturation menüsünde ne var ona bir göz gezdirelim. Saturation'da da renk yoğunluğu, buradaki rengin şiddetini arttırıyoruz ya da azaltıyoruz ya da tamamen siyah beyaz yapıyoruz. Yine mouse'u bırakmıyorum aşağıya da yukarı şekilde hareket ettiriyorum. Saturation'dan sonra Luminans değerine bakabiliriz. Eee luminansta da renklerin açıklık ya da koyu değerleri değişecektir. Yine bariz rengimiz olan kazağın üzerine tıkladığımız zaman mouse bırakmadan aşağı ya da yukarı hareket ettirdiğimizde bu rengin açık ve koyu tonlara verdiği tepkiyi görmüş oluyoruz. Hue, Saturation ve Luminance özelliklerinden sonra Grayscale Mix fotoğrafımızı siyah-beyaz yapacak. Biz şu an fotoğrafı siyah-beyaz olarak görüyoruz ama teknik olarak arkasındaki renkler hala var. Bu şu anlama geliyor. Biraz önce Luminance değerlerini görmüştük. Yine aynısını göreceğiz ama bu defa renkleri görmeyeceğiz. Siyah-beyaz fotoğraf üzerinde görmüş olacağız. Buraya gelip aşağı ya da yukarı yaptığım zaman geri plandaki rengin açıklık ya da koyuluk değerini değiştirmiş oluyor. Aynı şekilde fotoğrafın başka yerlerine de dokunduğum zaman orada hangi renk varsa onunla ilgili luminans değeri değişmiş oluyor. Fotoğrafla ilgili değişik siyah beyaz yöntemler elde etmek adına e, burası da denenebilir. Tekrar hue seçeneğine geliyorum. Kazağımızın ilk halini yakalamaya çalışayım. Evet böyle bir rengi vardı. Bunlardan sonra anlatmaya es geçtiğimiz parametrik curve seçeneği var. Bu da gördüğümüz Photoshop'tan ya da başka fotoğraf editörlerinden aşina olduğumuz bir menü. Burada da yine gri tonlar, açık tonlar ve koyu tonlar üzerinden fotoğrafın Açıklık koyuluk değerini genel olarak değiştiriyor. Diyelim ki fotoğraf üzerinde şöyle bir yere dokunayım. Gördüğünüz gibi dokunduğum yer zaten fotoğraf üzerinde nispeten açık olan bir yerdi ve lights. Fotoğrafın açık tonları koyu ya da açık şekilde ayarlanabiliyor. Koyu bir yere dokunduğum zaman da, örneğin şurası, fotoğraftaki tüm koyu alanları ben hareket ettirdikçe açıyor ya da koyultuyor. Dilerseniz bunu bu şekilde değil de buradan da manuel olarak yapabiliyorsunuz. Evet, bir takım ayarlar yaptık ve biraz sonuçtan uzaklaşmışsak eğer şu anda olduğu gibi alt tuşuna basarak şuradaki seçeneğin reset olmasını sağlıyoruz ve Tekrar fotoğrafı ilk açtığımız haline getirmiş oluyoruz. Ne yapmıştık başta? Bunlar bizim şuradaki biraz önce bahsettiğim ayarın özellikleri. Bundan kurtulmamız için şuraya da basabiliriz ya da direkt büyütücüde e tıklarsa bizi ana ayarlar penceresi karşılayacaktır. Burada tekrar Exposure Kısıyorum, Kontrasa dokunmuyorum. Highlight seçeneğini biraz kısıyorum. Evet şu şekilde e, fotoğrafımı Open Image diyerek e, Photoshop içerisinde açıyorum. Fotoğrafımızın genel e, ayarlarını RAW editörü üzerinde yaptıktan sonra... ...Photoshop içerisinde de e, bir takım daha ince ayarlar yapabiliyor olacağız. E, fotoğrafıma genel olarak baktığım zaman gölgede çekildiğinden dolayı biraz homojen, soft bir etki var. Eğer ki böyle bir sonuç istemiyor isek biraz daha boyutlu ve dokuların biraz daha belirgin olduğu bir sonuç elde etmek istiyorsak bunun için de bir takım ayarlar yapmamız gerekiyor. Layer paleti üzerinde şu şekilde bir işaret göreceğiz. Buraya tıkladığımız esnada daha önceden duyduğumuz fotoğraf makinamızda yer alan bir takım aşina olduğumuz ...terimleri de görmüş olacağız. Örneğin... ...Photo Filter, Hue Saturation... ...Color Balance, Black White gibi. Levels ya da Curves da yine... ...Photoshop üzerinde... ...çok kullanılan tercihler. Bunları... ...Layer Paleti üzerinden yapmanın... ...sayısız avantajları var. Geri geldiğinde de... ...bu avantajlarından... ...bahsediyor olacağız. Fotoğrafımızı... ...biraz... ...renkli buluyorum ve biraz... ...üzerindeki renk canlılığını... ...geriye çekmek için... Gradient Map özelliğinden faydalanıyorum. Buraya bastığım esnada burada Photoshop üzerinde gelen e, default ya da sonradan eklenmiş renkler var. Genel olarak bu renkler e, fotoğrafın açık ve koyu e, yanlarına e, renk belirlemek için var. Örneğin şuna bastığım esnada fotoğrafın açık yerlerinin yeşil, koyu yerlerin ise kırmızı olduğunu göreceğiz. Bir sonraki renge basalım. Bunda da açık yerlerinin sarı, turuncu hakimiyetinde, diğer koyu tarafların ise mor renklerin hakimiyetinde olmuş olduğunu göreceğiz. Biz burada siyah beyaz seçeneğiyle ilgileniyoruz şu anda. Siyah beyaza bastıktan sonra üzerine zaten böyle bir layer eklemiş oluyor ana fotoğrafımızın üzerine. Gözünden açıp kapadığımız zaman da etkisini görmüş oluyoruz. Ee, Photoshop içerisinde sayısız e, siyah beyaz yapma yöntemleri var. Ama bunlardan e, bunların içerisinde en iyilerinden bir tanesi de gradient map seçeneğinde bulunuyor. Fakat biz fotoğrafımızı siyah beyaz yapmayacağız. Bu siyah-beyazı yaptıktan sonra, layer haline getirdikten sonra buradaki layer harmanlama seçeneklerinden soft light'a tıklıyoruz. Ve buradaki verdiğimiz siyah-beyaz ton fotoğrafın renkli haliyle kaynaşıyor. Bunun etkisine bakmak için üstteki layer'ın gözünü aç-kapa yaparak, Fotoğraf üzerindeki bariz bir şekilde ortaya çıkan derinliği de görmüş olacağız. Eğer ki bu e, bize biraz sert bir tonlama olarak gelmişse... ...buradaki opacity seçeneğinden %100'lük değeri biraz azaltabiliriz. Örneğin %70 seviyesine getiriyorum. Tekrardan aç kapa yapıyorum gözünü. Evet böyle bir seçenek şüphesiz daha kabul edilebilir. Fotoğraf e, nispeten öndeki model renkleriyle de arka plandan ayrılmış oldu. Fakat e, hala fotoğraf biraz daha canlı duruyor. E, bu renkleri biraz kısmak istiyorum. Bunun için de yine tekrardan Gradient Map özelliğini kullanacağım. Buradan yine tekrar siyah beyazı aktif yapıyorum. Bu defa Layer Harmanlama seçeneklerinden Soft Light'ı kullanmıyorum. Direkt Opasitesini düşürüyorum. Düşürdükçe zaten e, bu etkisini kaybediyor ve alttaki normal fotoğrafımız gözükmeye başlıyor. Yüzde sıfır yaptığımız zaman e, fotoğrafa herhangi bir etkisi olmuyor. Yarı yarıya yani %50 dolaylarında bıraktığım zaman da fotoğrafın renk değeri %50 azalmış oluyor. Yaptığımız bu iki uygulama sayesinde tekrardan bakacak olursak ilk hali buydu. Gradient Map'ten siyah beyazı seçip Soft Light e, özelliğiyle harmanladık. Daha sonra tekrar Gradient Map'ten siyah beyazı seçerek fotoğrafımızın rengini azaltmış olduk. Evet, bütün bu ayarları yaparken, örneğin Gradient Map'i yaparken e, bu layer'ın hemen yanında beyaz boş bir alan görmüş oluyoruz. Layer Mask ismindeki bu alanımız bizim bazı ayarlar yapmamıza kolaylık sağlıyor. Örneğin biz ilk olarak ne yapmıştık? Gradient Map'te siyah beyaz verip bunu Soft Light şekliyle %71 opasite değerinde harmanlamıştık. Şayet biz bunun fotoğrafın her tarafında uygulanmasını istemiyor isek bu alana gelip tıklayıp daha sonra silgiye gelip ve şu iki renk seçeneğinden beyazın üstte olmasını sağlayarak uygun bir fırça boyutunda istemediğimiz bu etkinin olmasını istemediğimiz yerler üzerinde fırçamızı gezdiriyoruz. Örneğin saçlarımız çok siyaha düşmüştü. Biz bu fırça ile yüzde yüz olarak buradaki mask üzerinde de zaten siyah alanlar yani buraya bu işlemi yapma anlamına geliyor. Örneğin şuraya da fırçamızı vurduğumuz zaman bu işlemin buralarda da gerçekleşmediğine şahit oluyoruz. Ctrl Z seçeneği ile işlemi geri alıyorum. Sadece saçlar üzerinde kalmasını istiyorum. Veya biraz daha başa alıp Ctrl Alt Z ile birkaç adım daha geriye gidip bu silme işleminin %100 olarak değil de %50 olarak gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Saç üzerinde bir defa olacak şekilde geziyorum. Ve saç üzerindeki bu haddinden fazla meydana gelen koyulaşmayı da engellemiş oluyorum. Saç üzerindeki bu durumu hallettikten sonra gözlerde de mevcut rengimizin biraz kaybolduğunu görüyorum. Biraz daha koyuya düşmüş halini görüyoruz şu anda. Yine aynı şekilde maskın üzerine gelip silgi yardımıyla uygun fırça boyutunda burayı sildiğimiz zaman alttaki layerımız gözükecektir. Ee, ve gözleri de tekrar kazandırmış oluyorum. Fotoğrafımızın siyah beyaz e, layer'ını da aktif hale getirdikten sonra bu video için bu fotoğrafın son halini görmüş oluyoruz. Fotoğrafımızın ilk haline tekrar bakacak olursak history adetinden. fotoğrafımız böyleydi. Yaptığımız iki e, uygulama sayesinde fotoğrafımızı şu şekilde getirdik. E, şüphesiz bu fotoğraf üzerinde yapılabileceklerin sayısı fazladır. E, bu videomuz için burada bırakalım bu fotoğrafı ve hızlı bir şekilde e, bu yaptığımız işlemlerin bir manzara fotoğrafı üzerinde ne gibi bir etki sağlayacağını birlikte görelim. Fotoğrafımızı açıyoruz. Evet, bu manzara fotoğrafı üzerinde belki bir tane fazla bir uygulama kullanabileceğiz. Çünkü gökyüzünde haddinden fazla bir softluk var. Belki biraz daha belirgin yapmak adına yine bu özelliğimizi kullanarak Curve seçeneğine gelip koyu yerleri biraz koyulaştırıyoruz. Şu an fotoğrafın geneli koyulaşıyor ama mask yedeyimde olduğu için istemediğim yanlarını tekrardan geri kazandırmış olacağım şu an sadece bulutlarla ilgileniyorum bu haline getirdikten sonra beyaz alana basıyorum silgiye gelip uygun bir fırça boyutunda ve şeffaflık değerinde son yaptığım uygulamanın fotoğrafın istemediğim yanlarındaki etkisini yok ediyorum Evet. Bulutlara biraz canlılık kazandırdık ve şuraya da açık alanı oluşturarak fotoğrafa biraz boyut kazandırmış olduk. Tekrar Gradient Map'ten siyah beyaza tıklıyorum. Soft Light olarak harmanlıyorum. Bunun etkisini dilerseniz hemen bakalım. Evet. Belki biraz fazla olmuş olabilir. Biraz azaltıyoruz. Tekrardan Gradient map ile siyah beyaz yapıp belki rengini biraz azaltabiliriz. Son olarak da bir tane hakim ton vermek için foto Filter'dan sıcaklık filtresini arttırarak bunu da soft light olarak kaynaştırabilirim. Biraz opasite değerini düşürüyorum ve hemen bakıyoruz. Fotoğrafımızın ilk hali buydu. Birkaç uygulama neticesinde böyle bir sonuca ulaşmış olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.